Bugün sırada Virginia eyaleti var. Virginia'nın nüfusu yaklaşık 8 milyon 600 bin, yüz ölçümü ise yaklaşık 111 bin kilometre karedir. Yani Türkiye'nin Akdeniz bölgesi kadardır. Virginia'nın iki tane lakabı vardır. Lakaplarından biri Kuzey Amerika'da ilk İngiliz kolonisi olduğu için Old Dominion, diğeri ise başkanların annesidir. Çünkü 8 kişiyle ABD tarihinde en fazla Amerika başkanının doğduğu eyalet olmuştur. Bu eyaletin bir diğer özelliği de ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ve Merkezi Haber Alma Örgütü CIA'nin merkez ofislerinin burada bulunmasıdır. Virginia'nın komşuları Maryland, West Virginia, Washington DC, North Carolina, Tennessee ve Kentucky'dir. 11 büyük metropoliten alanı bulunan eyaletin başkenti Richmond, en büyük kenti Virginia Beach, en büyük metropol alanı ise Baltimore-Washington metro area'dır. ABD İstatistik Bürosu sensus verilerine göre eyalette yaşayan en büyük etnik gruplar %62 beyaz, %20 Afro-Amerikan, %9 Hispanik ya da Latin, %7 Asya kökenlidir. Son 5 yıllık verilere göre eyalette yaşayanların %12'si yabancı ülke doğumludur. Nüfusun %73'ü Hristiyanlardan, %20'si ise hiçbir dine ait olmadığını belirtenlerden oluşuyor. 2016 başkanlık seçimlerinde Demokratlar %50, Cumhuriyetçiler %45 oy almış. Virginia, yarı tropikal ve nemli bir iklime sahiptir. Yaz ayları sıcak geçerken, kışları oldukça soğuk zamanlar yaşanabilmektedir. En soğuk ayı Şubat, en sıcak ayı Temmuz olarak kayıtlara geçen eyalette, yılın belli zamanlarında kasırgalar oluşabilir. Virginia'da, okyanus kıyısındaki diğer eyaletlerde olduğu gibi, deniz ürünleri çeşitli ve boldur. İstiridye, midye, karides, ahtapot ve farklı balıklar vardır. Virginia mutfağına özel lezzetlerden biri de kızarmış yeşil domateslerdir. Amerika Çalışma Bakanlığı 2018 verilerine göre 200 bini tarımda olmak üzere toplam 4 milyon 230 bin kişinin çalıştığı eyalette işsizlik %3 civarındadır. Eyaletin yıllık gayri safi milli hasılası 540 milyar dolardır. Yani yaklaşık 11,5 milyon nüfusu Belçika büyüklüğündedir. Hane halkı ortalama geliri ise 71 bin dolardır. Ekonomik büyüklük olarak 50 eyalet arasında 2018 itibariyle 12. durumdadır. Güvenlik açısından ise en güvenli ilk 10 eyalet arasındadır. Forbes dergisi Virginia'yı iş kurmak için en iyi 4. iş bulma kaynakları açısından 3. sırada belirlemiştir. Asgari ücret saatlik 7.25 dolar, haftada 40 saat üzerinden yıllık ise 15 bin dolardır. Günde 8 saati geçen her mesai saati için asgari rakam 11 dolara yükselir. Eyalette çalışanların önde gelen sektörlere göre dağılımı ise şöyledir. 753 bin kişi profesyonel iş hizmetleri adı altında ofis işlerinde, 700 bin kişi kamu kuruluşlarında, 673 bin kişi ticaret, taşımacılık ve genel hizmetlerde, 548 bin kişi eğitim ve sağlık sektörlerinde, 416 bin kişi turizm, eğlence ve otelcilik alanlarında, 244 bin kişi imalat sektöründe, inşaat, finans ve diğer hizmetlerde yaklaşık 200'er bin kişi, bilişim sektöründe ise 65 bin kişi çalışıyor. 2016 yılında maaşları saptanabilenlerin verilerine göre çalışan nüfusun %22'si yıllık 20 bin dolara kadar, %13'ü 20 ila 30 bin dolar arası, %12'si 30 ila 40 bin dolar arası, %10,5'u 40 ila 50 bin dolar arası, %8'i 50 ila 60 bin dolar arası, %6'sı 60 ila 70 bin dolar arası kazanıyor. %11'inin yıllık kazancı 70 ila 100 bin dolar arasında, %15'i ise yılda 100 bin doların üzerinde gelire sahip. Başkent Richmond'ın merkez nüfusu yaklaşık 230 bin, metropol nüfusu ise 1 milyon 265 bindir. Kentte yaşayanların %47'si Afro-Amerikan kökenli, %40'ı beyaz, %6'sı Hispanik ya da Latin, %5'i ise Asya kökenlidir. Asyalıların %65'i, beyazların %62'si, Afro-Amerikalı kökenlilerin ise %15'i üniversite mezunudur. Beyazların %5'i lise ve üstü dereceye sahip değilken, Afro-Amerikalılarda
bu oran %23'e, Hispaniklerde ise %49'a çıkmaktadır. Richmond metropoliten alanında yaşayanların %47'si kendini hiçbir dine ait hissetmiyor. %43'ü Hristiyan, %2.7'si ise Müslüman olarak tanımlıyor. Çalışma Bakanlığı verilerine göre 686 bin kişinin aktif olarak çalıştığı başkentte ortalama saatlik ücret $24. Bazı sektörlere göre ortalama saatlik ücretler ise şöyle. Bilişim sektöründe $42, mimar ve mühendislik alanlarında $38, finans ve bankacılıkta $35, tamirat, ustalık ve montaj alanında $23, perakende tezgahtarlık ve ilişkili işlerde $19, alt düzey ofis hizmetlerinde ve imalat sektörlerinde $18, taşımacılık ve kurye hizmetlerinde $16, temizlik çalışanları $13.5, gıda hazırlama ve servis sektöründe $11. Gelelim ev fiyatlarına. Richmond'da ortalama ev satış fiyatı $200,000 civarında. Eğer ev almayı düşünürseniz, kent merkezine oldukça yakın 90 metrekare kullanım alanlı ve bahçeli bir evi $100,000 ve hatta daha altında alabileceğiniz bölgeler arasında Church Hill, Manchester, North Highland Park sayılabilir. Richmond metropolinde iki kişinin yaşadığı 85 metrekarelik bir evin aylık ortalama fatura sabit giderleri $130 civarında. Ortalama ev kiraları ise şöyledir. Richmond'da kiralık konutların sadece %27'si $1,000'ın üstündedir. 130 metrekare evi $1,000'ın altında bulabileceğiniz çok sayıda bölgelerden bazıları Rosedale, Northfield, Lakeside Terrace ve Bellevue'dur. Richmond metropol alanında şiddet suçları ulusal ortalamanın altında olmakla birlikte başkenti olduğu Virginia eyaletindeki diğer büyük kentlerin ortalamasının üzerindedir. MIT'nin araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin temel beslenme giderleri bu kentte $730 civarındadır. Bir yetişkin aylık $250, iki yetişkinden oluşan bir aile ise aylık $450 civarında harcayacaktır. Aylık toplu taşıma kartı ise $60'dır. Benzin litresi $0.7'dır. Taksiye 8 kilometrelik bir mesafe için $19 ödersiniz. İş yerlerinin yoğun olduğu bir semtte bir içecek dahil öğlen yemeği $14, iki kişilik bir akşam yemeği ise $40 civarında tutar. Biraz daha lüks bir restoranda ise içecekler dahil iki kişi için $60 gibi bir para ödersiniz. Biraz da eyaletin en büyük kenti olan Virginia Beach'ten bahsedelim. Şehrin merkezi nüfusu 460 bin civarındadır. Metropol alanı ile birlikte yaşayan kişi sayısı 1 milyon 700 bini geçer. Bölgede yaşayanların %63'ü beyaz, %19'u Afro-Amerikan, %7'si Hispanik, %6'sı ise Asya kökenlidir. Şehirde yaşayanların %80'e yakını Amerika doğumludur. Üniversite mezunu olma oranı en yüksek etnik grup burada Asyalılardır. En büyük yaş grubu ise 25-44 yaş arasındakilerden oluşur. Virginia Beach'te kendini bir dine mensup olarak görmeyenlerin oranı ulusal ortalamanın üstünde bir rakam olan %65'tir. Eğitim seviyesi oldukça yüksek olan ve eyaletin büyük şehirleri içinde en güvenlisi olarak gösterilen Virginia Beach'e her yıl 2 milyon 700 binden fazla turist gelir. Bu açıdan turizm ve eğlence sektöründe çalışanların oranı yüksektir. Bölgede yaşayanların %58'i kendi evlerinde oturmaktadır. Çalışma Bakanlığı 2018 verilerine göre Virginia Beach metropol alanında 825 bin kişi çalışmaktadır ve eyaletin işsizlik oranı en düşük olan büyük kentidir. Hane halkı geliri ise ortalama $80,000 üzerindedir. Metropol alanında çalışanların %11'i, şehrin merkezinde çalışanların ise çok daha yüksek oranı turizm ve ilgili alanlardan geçimini sağlamaktadır. Metropol alanında en çok kişinin çalıştığı sektörler ise şöyledir. 160 bin kişi kamu kuruluşlarında, 137 bin kişi ticaret, taşımacılık ve genel hizmetlerde, 115 bin kişi profesyonel iş hizmetleri adı altında ofis işlerinde, 111 bin kişi sağlık ve eğitim sektörlerinde,
93 bin kişi eğlence, turizm ve otelcilikte çalışır. Özellikle turizm ve hizmet sektöründe istihdam artışı ve çalışan ihtiyacı vardır. Tüm işlerin ortalaması alındığında saatlik ücret bu kentte 23 dolardır. Ancak turizm, otelcilik, eğlence ve benzer işlerde çalışanlar çoğu bölgeye göre daha iyi kazanırlar. Örneğin, restoranda gelen misafirlere masalarını göstermek ve eşlik etmekle sorumlu biri yılda 20 bin dolar, servis elemanı 21 bin dolar, kafede çalışan bir barista 23 bin dolar, otelde oda görevlisi yıllık 24 bin dolar, shuttle sürücüsü ya da temizlik görevlisi 25 bin dolar, bulaşıkta çalışan 27 bin dolar, deneyimli bir bar çalışanı yılda 30 bin dolar, mutfakta çalışan deneyimli bir yardımcı aşçı ise 32 bin dolar kazanabilir. Hizmet sektörü dışında kalan işlerin çoğu, Richmond kentinde verdiğimiz saatlik ücretlere çok yakın bir ücret kazanacaktır. Virginia Beach'te ortalama ev satış fiyatı 250 bin dolardır. Ama bazı bölgelerde, örneğin kent merkezine sadece 11 kilometre uzaklıktaki San Remo'da bahçesi ve garajı bulunan ve iç kullanım alanı 130 metrekare olan bu gördüğünüz ev gibi bir evi 100 ila 120 bin dolar civarına alabilirsiniz. Virginia Beach'te kiralık konutların %60'ı 1000 dolar ve altındadır. 70 metrekare bir evi 800 dolara, 100 metrekare bir evi ise 900 dolara bulmanız mümkündür. Lüks bir bölgede ev kiralarsanız bu rakamlar 1000 doların üzerine çıkacaktır. İki kişinin yaşadığı 85 metrekarelik bir evin aylık ortalama ısınma, elektrik ve su gibi sabit giderleri 150 dolar civarında. Virginia Beach'te 4 kişilik bir ailenin aylık temel beslenme giderleri 720 dolar. 2 yetişkin aylık 400 dolar. Tek yetişkin ise 250 dolar civarında harcayacaktır. Toplu taşıma kullanırsanız kişi başı aylık 65 dolar gibi bir para ödersiniz. Akaryakıtın litresi 0.64 dolardır. Taksiye ise 8 kilometrelik bir mesafe için ortalama 15 dolar ödersiniz. İş yerlerinin yoğun olduğu bir semtte bir içecek dahil öğlen yemeği 12 dolar, iki kişilik bir akşam yemeği ise 45 dolar civarında tutar. Lüks bir akşam yemeğine ise iki kişi için 70 dolar gibi bir para ödersiniz. Bu haftalık bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımızı da seyretmeyi ve beğenmeyi unutmayın.